Günaydın. Beta Haber olarak düzenlediğimiz 30 dakika Ankara programında bugün Ankara Bilişim Ekosistemi'nin çok değerli bir ismini ağırlayacağız. Odağımızda dijital dönüşüm, açık kaynak ve Pardus olacak. Konuşacaklarımız çok, o yüzden çok da zaman kaybetmeden hemen AFAD Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı İrfan Keskin'i davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz İrfan Bey. Hoş bulduk Sedef Hanım. Günaydınlar. Günaydın. Dinleyicilerimize hepsine günaydınlar dilemek istiyorum. İyi haftalar dilemek istiyorum. Evet, Pazartesi sabahı böylece haftaya daha dinamik, daha verimli ve güzel başlamak için de iyi bir sebep oldu. Tekrar hoş geldiniz. Ben çok zaman kaybetmek istemiyorum çünkü gerçekten çok fazla konu başlığımız var, birlikte konuşacak çok şeyimiz var. İsterseniz sorularımıza geçelim. Biz Buyurun AFAD'ın efendim. dijital dönüşümünü yakından takip ediyoruz Beta Haber olarak. Fakat birebir sizden bu dijital dönüşümü dinlemek istiyoruz. Pek çok kamu kurumuna da örnek ve öncü olacak niteliktesiniz. Katılımcılarımıza bu yolculuktan söz eder misiniz? Bu dijital dönüşüm yolculuğunuzdan hangi projelerle nasıl bir katma değer sağlıyorsunuz? Tekrar merhabalar. Güzel sorunuz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sizlerin de söylediğiniz gibi çok konu var. Değinecek çok konu var ama işin özetinde hayatımızı, yaşadıklarımızı size anlatmaya çalışacağız. Hepinizin de bildiğiniz gibi tarih yazılır diye herkes konuşur ama tarih yazılmaz, tarih yaşanır. Yaşandıkça da daha sonrasında da tarihçi için bir takım kilometre taşları oluşur. Biz de AFAD'da bu işe başlarken 2015 yılında AFAD'a geldiğimde ekibimle beraber bir bilişim vizyon değerlendirme yaptığımızda hem ekonomik hem finans hem siber saldırı kaynaklı herhangi bir ambargo ile karşılaştığımızda hiç etkilenmeden afet ve acil durumları bütünleşik bir afet yönetim felsefesiyle yönetebilecek bağımsız bir altyapının temellerini atmak için beraber yola çıktık. Dedik ki bir slogan belirleyelim. Bu sloganımıza da bir isim verelim. Yerli bilişimle milli değişim sloganıyla 2015 yılında başladığımız serüvene hızlı bir şekilde devam ettik. Tabii tüm bu çalışmalar yürütürken de, çalışırken de dayanan bağımlı sistemler yerine kendi insan kaynağımızla, kendi mühendislerimizle, ülke firmalarıyla beraber yerli bir bilişim altyapısı kurmanın gerektiğini hepimiz de biliyorduk. O yüzden ekipçe kenetlendik, ekibimizle beraber bir süreç başlattık. Ve bu sürece de biz konsantre, motive olmuş bir şekilde devam ettik. Ve ekiplerim o zaman söylediğim şey şuydu. İki türlü hikaye yazarı vardır. Kalemiyle yazanlar yazar olur, yüreğiyle yazanlarsa kahraman olur. Sizler bu süreçten sonra artık bu ülkenin tarihçesinde, bu ülkenin geleceğinde önemli bir kilometre taşını yer alan çok ama çok önemli birer kahraman olacaksınız diye çıktığımız bu dijital dönüşüm yolcumuzda aslında baktığın zaman dört temel aşamadan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi insan kaynağımız, diğeri platform bağımlı ürünler, üçüncü aşamada da baktığım zaman bilgi fabrikası bileşenlerin yerleştirilmesi konusu var. İlk aşama şuydu. Biliyorsunuz dönüşüm sadece teknolojiyle ve teknoloji ve cihazlarla ya da donanımla yazılım olmuyor. Öncelikle insan kaynağına odaklanmanız gerekiyor. Bir ekip olmanız gerekiyor. Onlarla beraber aynı düşünce, aynı fikri. Onların da sizin vizyonunuza inanması gerekiyor. Orada da şöyle bir yol izledim. AFAD'a geldiğimde önce ben ekibim oldum. Onların bilgisi, tecrübesi, birikimi, yetenekleri oldum. Sonra da onlar da ben oldu. Ve neticede biz bir ekip olduk. Ekip olduktan sonra biz inandık. Üst yöneticilerimizi inandırdık. İl müdürlerimizi inandırdık. Ve derken hikayeye bir startı verdik. Aslında araya gireceğim ama burada Buyurun. yöneticilerin inanması gerçekten çok önemli. Yöneticilere doğru anlatabilmek çok önemli, değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle üst yönetim maddi ve manevi sponsorlu olmadan bir dijital dönüşüm gerçekleştirme imkanınız maalesef yok. Aynı şekilde çalışanlarınızın da, il müdürlükleri çalışanlarınızın da bu desteği vermesi gerekiyor. O yüzden bizler için önemli ve ilk şey personelimiz bizim için değerli dedik. İlk dönüşüm personellerimizde yaptık ve ofislerinde uluslararası işte Google, Facebook, Twitter gibi bilişim firmalarının ofislerine denk bir ofis ortamı sağlayarak hem tasarım hem dizayn hem de ahenk hem de huzur açısından bir ofis tasarım yaparak siz bizim için değerlisiniz. Bilişim dönüşüm yolu sizlerin emekleriniz, elleriniz, gönlünüz ve yüreğinizden geçiyor diyerek bir başlangıç yaptık. Diğer konu platform bağımlı ürünlerimiz. Burası çok önemli. Eğer bir açık kaynak, bir dönüşüm, bir Pardus temelli bir platform bağımsız bir dönüşümden bahsetmek istiyorsak orada gerçekten ürünlerinizin hepsinin lisans bağımlı olmadan platform bağımsız ürünlere dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için 2,5-3 sene emeğimizi sarf ettik. Ve dolayısıyla bütün yazılımlarımızı platform bağımsız bir hale getirdik. Bu yazılımlardan en önemlisi de AIDES projemiz. Kısa adıyla AIDES olan Afet Yönetim Karar Destek Sistemi projemiz bizler için son derece önemli. Ulusal afetler ERP'si diyeceğimiz tek platformla toplanan bir platformumuz ve biz buna kendi aramızda 100 yılın projesi diye tabir ediyoruz. Çünkü gerçekten altyapısı, teknolojisi, modernizasyonu şu an güncel teknolojilerle, dünya devi teknolojilerle kıyasladığım zaman benzer teknolojileri çok iyi ahenkli bir şekilde tasarımı, dizaynı yapıp mikroservislerden, Kubernetes'ten, Docker'dan tutun, işte Amazon S3 protokolünden tutun da Python, React, Angular gibi modern teknolojilerin hepsini kullanarak komple açık kaynak ve kendi ülkemiz mühendisliğiyle yaptığımız bir süreçten bahsetmek istiyorum. Üçüncü aşama olarak da bilgi fabrikası diye tabir ettiğimiz veri merkezlerimizin modernizasyonu ve yerleştirmesi konusu var. Öncelikle işte işletim sistemlerinin eğer Windows bağımlılığı yoksa hepsini Linux ortamına geçirdik. Veri tabanlarının hepsi açık kaynak veri tabanına geçirdik. Burada en önemli dönüşüm, Pardus'taki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de olmazsa olmaz. Kamu kurumlarının %99,99,9'un kullandığı diyelim bir mail sistemi vardı. Lisanslı, bağımlı bir e-posta sistemimiz vardı. Bunu yerli bir e-posta sistemine geçirdik. O da yetmedi. Güvenlik katmanı, mail güvenliği dediğimiz kısmı da bir yerli mail güvenliği kısmına geçirdik. Yetti mi? Yetmedi. Arşiv sistemini de yerli bir arşiv sistemine geçirdik. Ve bunların hepsini S3 diye tabir ettiğimiz, object tabanı diye tabir ettiğimiz bir yapıya geçirdik. Şimdi yakın zamanda da e-posta sistemini de aynı şekilde veri tabanında normal klasik bir disk yapısından kurtararak e-posta sistemin bir parçası gibi, yazılım bir parçası gibi çalıştırıcı hale getireceğiz. Kurumsal bulut depolama uygulamamız bizim için son derece kritik. E-imzalama platformu aynı şekilde muhafız diye tabir ettiğimiz Pardus, işte Windows, Apple gibi farklı cihazların merkezi olarak yönetilmesi, uzaktan izlenmesi, script yazılması, profillerin takip edilmesi, görüntülerin kaydedilmesi gibi bir sürü özelliğin içerisinde olduğu bir kısım var. Ve yine aynı şekilde olmazsa olmaz binlerce satırlık verimizin bir kareye, bir rakama, bir harfe mahkum olduğu iş zekası ve raporlama yazılımı. Pano uygulamamız şu an hali hazırda Sedef Hanım, veri merkezimizde yabancı menşeli bir veri depolama sistemi yok. Komple yerli depolama sistemi kullanıyoruz. Halihazırda 2 tane, 3 tane ilimizde yerli switch kullanıyoruz. Bunları destekleyen yerli S3 çalışmalarımız devam ediyor. Bir ilimiz mesela Pardus, yerli switch ve yerli S3 çalışıyor. Yani yabancı menşeli herhangi bir iletişim ve haberleşme bilgisayarların birçoğu da yerli bilgisayar olmak üzere bir prototip çalıştırdığımız bir ilimiz var ve yaklaşık 2 yılı deviren bir ilimiz oldu. Çok şükür sorunsuz çalışan bir işleyişimiz var diyoruz. İlk kısmı sizlere bırakıyoruz. Sağ olun. Bütün bu çalışmaları kaç kişilik bir ekiple yapıyorsunuz? Gerçekten çok ciddi bir ekosisteme de yayılıyorsunuz diğer taraftan. Ekosistemi de etkiliyorsunuz. Ya şöyle aslında baktığınız zaman Sedef Hanım tabii ki herkes merak ediyor. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Aslında yeri geliyor bir kişilik dev adamlar olabiliyoruz. Yeri geliyor
Bir kişilik koca yürekli insanlar arkadaşlarımız olarak çalışıyoruz. Bu sonuçta bir motivasyon, bir inanç. Öyle yüzlerce personelimiz yok. 40 kanaat bir ekibimiz var. Rakamlar söylemek istemiyorum. Çünkü ben sayılar verdiğimde bu kadar işin bu kadar ekipli olmayacağını insanlar inanmayacaktır. O açıdan gönlü zengin, yüreği zengin, vatanperver, devletçi bir ekibimiz var. O yüzden tek kişi değil çok kişiyle çalışan arkadaşlarımızın sayesinde bunca işi başardık. Aynı şekilde daha fazla bilgiye ulaşmak için de bir dönüşüm hikayesi olan dijitalafat.gov.tr'yi ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirler. Çok teşekkürler. Aslında hemen devam edelim. Çünkü biz AFAD'ın Pardus ve açık kaynağın yayılması konusunda da öncü bir rol oynadığını biliyoruz. Bu süreci aktarmanızı rica edeceğiz. Ve aynı zamanda açık kaynağın daha geniş kitlelere ulaşması için ne yapmamız gerektiğini bizzat sizden dinlemek istiyoruz. Bir de ben bir notu paylaşmak istiyorum sizinle. Beta Haber Şirketler Grubu Başkanımız Murat Göçe de size sevgi ve saygılarını Çok iletiyor. nazik. O da Teşekkürler. AFAD'ın açık kaynak konusunda Türkiye'ye yaptığı katkıların çok değerli olduğunu özellikle bildirmiş ve devamını diliyoruz demiş. Diğer taraftan Pardus çalışmalarınızda AFAD'ı motive eden nedir diye sormuş. Bütün bunları bütünleşik bir yanıt verebilirseniz çok sevinirim. Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle Murat Bey'e nazik davranışından ve sorusundan dolayı. Şimdi şöyle, AFAD'ı motive eden şey şu, öncelikle kişisel olarak açık kaynak ve yerli ürünlere, işte Pardus'a 2011 yılından beri Anadolu Ajansı'ndan bu yana gönül vermiş birisi olarak buraya geldiğimde ilk baktığımda sistemlere çünkü yerlileşmek, yerli ürünler, açık kaynak ürünlerin kullanılması sıradan bir iş, sıradan bir vizyon değildi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi ile beraber çalışırken, bizim başkanımızken kendisine şunu söylemiştim. Bir gün gelecek AFAD ülkenin Fatihi olacak, ülkenin Steve Jobs'u olacak. Yani herkes parmakla AFAD'ı örnek gösterecek, model bir kurum olarak gösterecek ve bunu da sizin desteğinizle inşallah başaracağız demiştik. Ve çok şükür o gün bugün artık başardık. Yani bizim en büyük motivasyon kaynağımız, özetle söylemek gerekirse, Sedef Hanım, şimdi müşteri temsilcisi arkadaşlarımız geliyor, işte bilindik dil kullanıyorlar, işte ürün pazarlıyorlar ve ya da anlatıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Öyle bir noktaya geldik ki artık onların anlattığını hiçbir şeyin bizde bir karşılığı yok. İşte lisanslı bir veri tabanı anlatacak bizde yok. Lisanslı bir mail sistemi anlatacak bizde yok. Ondan sonra ortak katman anlatacak bizde yok. Yönetim tool'u anlatacak bizde yok. Yani artık bizim taraftaki dil de değişti. Ve o dil değiştikten sonra maliyet anlamında ciddi bir tasarruf ve esnek sağladıktan sonra o hazzı bir kere alınca bir daha lisanslı ürünler ya da başka bağımlı teknolojiler yönelme şansınız olmuyor. Bunlar gerçekleştirirken o gencecik dimağlar, gençlerimiz, bu işe aşık Ar-Ge'de çalışan firmalarımız, işte üniversitedeki hocalarımız, onların enerjisi, motivasyonu, verdikleri emek hakikaten bizi hem motive ediyor hem de bize bir dinamizm sağlıyor. Zorluklar da var mı? Elbette ki var. Ama biz aldığımız o enerjiyle ülkemize katkı sağlama motivasyonuna devam ediyoruz. Peki Pardus'a başlarken neler yaşadık? Hızlıca onlara değinmek istiyorum. Şu an Pardus yaygınlaştırmasını Sedef Hanım kendi personellerimizle yapıyoruz. Bizim illerde çalışan, il müdürlüklerimizde çalışan ki onlar benim için hakikaten kariyerimin kahramanları. Hem başkanlıktaki ekibimiz hem de illerdeki ekibimiz. Onlar kariyerimizin, verdiğimizin, Pardus'un benim için kahramanlarıdır. Gönlü, yürekleri Pardus'u yaygınlaştırmak üzerine hazır bekleyen arkadaşlarımız. 10-15 kişiyiz. Bunlarla beraber önce onlara bir eğitim verdik. Eğitim verdikten sonra ve bu arkadaşlarımızın hepsi sıfır Pardus bilgisi olan arkadaşlarımızdı. Kendi çabalarıyla, emekleriyle yetiştirdiler. Bizler de onları destekledik, eğitim verdik. Şu an inşallah Kurban Bayramı'ndan önce
Bir 10-11 tane ilimizi daha Pardus'a geçireceğiz. Planlamalarımızı yaptık. Hazır bir şekilde bekliyorlar. Ve dolayısıyla 60'a yakın bir ilde Pardus'a geçtik. İnşallah bu sene 81 il müdürlüğümüzün hepsini Pardus'a geçirip devam edeceğiz. Ve Pardus'a geçirirken de böyle bir hasma, böyle bir nasıl diyeyim, bir bakış açımız da yok. Yani işte Windows atalım, ne bileyim işte Oracle atalım, onu atalım, bunu atalım. Çünkü vay be kahraman olduk, süper olduk falan, böyle bir bakış açımız yok yani bizim. Dolayısıyla hem onlarla el ele çalışacağız. Sistemlerimiz elbette Windows'da olacak. Elbette ki başka platformlar da olacak. Biz onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Onlara Pardus öğreteceğiz. Yerli ürünlerimizi öğreteceğiz ki onlar da bu yerli ürünlerimiz globalde çalışırken, işte Türkiye'de AFAD'da çalışırken, ne bileyim Pardus diye bir ürün vardı, işte raporlama tarafında şöyle bir ürün vardı, veri tabanında böyle bir ürün vardı diye onlarla çalışalım diye hem ülkemizdeki teknolojileri yurt dışına götürme şansını yakalayabiliyoruz, hem de onlardan Ar-Ge inovasyon anlamında yetenekler de öğrenebiliyoruz. O açıdan bazen siz de izliyorsunuzdur videolarda paylaştığımız zaman sosyal medyadan yorum ya, orada bir tane Windows gördüm. Gör kardeşim ne olacak? Yani bir tane bir Windows görmen ya da başka bir şey görmen bizim yerlileşmemize engel bir konu değil ki. O yüzden bakış açımızı biraz da bu noktaya oturtmak lazım. Bir insan zaten şunu söylüyorsa, ben işte %100 yerli ürüne geçeceğim, milli ürün kullanacağım, bütün ürünleri atacağım, kendim kapatacağım diyorsa, bu zaten yerliliğe geçmemek için sarf ettiği cümlelerdi. Bu zaten Türkçesi şudur, bu adam yerli ürün kullanmayacaktır. Her global, evrensel bir dünyadan bahsediyorsak, kol kola, el ele çalışmak zorundayız. O açıdan bizim kendi kapalı bir yerlilik bakış açımız yok. Hızlıca değinecek olursak da, siz de takip ediyorsunuz. Bir il kurmadan önce o ilin öne çıkan yeteneklerle taltif ediyoruz, tanıtımını yapıyoruz ve peşinden de o ili Pardus'u geçirdikten sonra o ilin çalışanlarına, insanlarına teşekkür ederek o süreci de tamamlıyoruz. Hem bir kültür yolculuğu, hem insanlar il il 81 ilin tanıtımını yapıyoruz, hem de Pardus'u devam ediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman, hızlıca değinmek gerekirse, Windows bağımlı uygulamalar kesinlikle Pardus'u çalışmıyor. Bunu tool'larla, araçlarla çalışmak, çalıştırmak için hiçbir zaman geçirmemek gerekiyor. O yüzden bizim halihazırda geçişlerimizde, eğer bir kullanıcımız Pardus'a geçtiyse geçmiştir. Yanında bir tane Windows yoktur. Doğrudan Pardus ve onun üzerinde çalışan uygulamalarımız vardır. O yüzden Windows bağımlı uygulamalarımızda %20-30 civarında Windows'u bıraktığımız makinalarımız var ve bırakmak zorundayız. Çünkü Cumhuriyet tarihinde bu kadar kurumsal, bu kadar sistematik, Pardus'a geçiş yapmış başka bir kamu kurumu yok. Olmadığından dolayı da şu ana kadar ülkede ne Pardus'ta çalışsın ne çalışmasın diye böyle bir çalışma da yürütülmemiş. Yürütülse de kısır kalmış. Biz hem Pardus'a geçişte Windows bağımlı olan ülkedeki üreticileri çağırdık. Bunlara dedik ki, hani böyle böyle biz Pardus'a geçiyoruz, siz de kendi dinamizminizi, altyapınızı buna göre uyarlayın, uyarlamaya çalışın dediklerimiz var. Ve çalışanlar da var gerçekten. Bu açıdan kullanım alışkanlıkları, kullanıcı alışkanlıkları son derece önemli bir konu. Özellikle belli bir yaşın üstündekiler genel PC kullanım alışkanlıklarını Pardus'ta sağladığımız zaman göçün daha sorunsuz ve çabuk olduğunu gördük. Standart kullanıcılar için kesinlikle Pardus biçilmiş bir kaftan. Standart sabah geliyor, bilgisayarını açıyor, browser açıyor, çık diye bir şeyler gönderiyor. Bu teknik, bakım, destek, var olan bilgisayarlarının ömürlerini uzatmak adına muazzam bir esneklik sağlıyor. Bunun için kamu kurumlarına gerçekten tavsiye ediyorum. Web tabanlı uygulamaların Java'da dahil, en önemlisi Pardus'ta çalışıyor, bir sorunumuz yok. Pardus kullanımı arttıkça insanlar korkularını yeniyorlar ve geçiş süreci de buna göre de hızlanıyor. Ofis uygulaması, en büyük sorunumuz ofis uygulamaları. Dolayısıyla LibreOffice'te Microsoft Office uygulamaları çalışıyor. Dışarıya da alınıp export edilip de kullanılabiliyor. Bunlar da bir sorun yok, ama makrolarda ciddi sorun var. İleri boyutlu tablolarda sorun yaşanıyor. O yüzden biz geçtik, aman süper, hiçbir sorunumuz yok, muazzam bir geçiş sergiledik demiyoruz burada. O açıdan sıkıntılar var, sorunlar var, ama baş edeyi de devam ediyoruz. İşte Libre'yi ofis temasına benzeterek birçok sorunu açtık. Bir diğer taraftan da VPS diye bir ofis ürünü var. Hakikaten başarılı bir ürün, ama sıkıntısı da şu:
Türkçe desteği yoktu. Bizim bir personelimiz, bir arkadaşımız oturdu. Komple bunu Türkçe'ye çevirdi. O yüzden bilgisayarlarımız hem VPS hem de Libre hali hazırda kurulu. Kullanıcılarımız hangisine alışkınsa onu kullanıyorlar. Ve yazıcı sorunu. Evet, bir ofis, iki yazıcı bizler için son derece önemli bir sorun. Dolayısıyla bu yazıcı sorununda hali hazırda USB ve eski yazıcılarda sorun yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Birçok yazıcının driver'ını bulup yüklüyoruz. Ama şöyle bir şey de söylemek lazım. Son 5 yılda üretilmiş, ülkemize giriş yapmış IP tabanlı yazıcılarda sorun yaşamadığımızı dile getirmek istiyorum. Sorun varsa da bilmiyorum. Yani en azından bize denk gelmedi diyeyim. Bu tarafta böyle bir sorunumuz var. Açık kaynak konusuna gelecek olursak, burada Sedef Hanım şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimize de bu konuda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hassas bir konu ve narin bir konu. O yüzden otorite olan yöneticilerimize, bu konuda yetkin olan arkadaşlarımıza, yazarlara, çizerlere şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Ücretsiz, maalesef yani ücretsiz, herkes kullanabilir gibi farklı algılanıyor ve farklı da anlatılıyor. Evet, ücretsiz. Evet, herkes kullanabilir. Ama bunu siz kamu ölçeğine çektiğiniz zaman, kamu kurum altyapısında kullanmayı başladığınız zaman bunu istediğiniz gibi kullanmanız maalesef olmuyor. Çünkü kullanıcıların talepleri var, üst düzeyin talepleri var. Dolayısıyla siz bu talepleri karşılayamazsanız, ihtiyaçlarınızı karşılayamazsanız açık, yani herkesin kullanılabilir İstemez. anlamına gelmiyor. O yüzden şöyle bir durum var. Eğer bir kamu kurumunda bir açık kaynak kullanımından bahsetmek istiyorsak, mutlak surette o açık kaynağın arkasına profesyonel bir firmanın, profesyonel bir desteğin olması gerekiyor. Bir ekibin olması gerekiyor. Ya bir firma desteğini alacaksınız ya da kendi bünyenizde bu işlerden anlayan, gerektiğinde yazılım geliştiren, altyapısını geliştiren ekiplerinizin olmak durumunda olduğunda o zaman herkes kullanabilir. O zaman ücretsiz de olabilir. Ama desteğini almak kaydıyla. Çünkü desteği bunun bir maliyet gerektiriyor. Dolayısıyla ücretsiz olmadığını herkesin de bilmesi gerekiyor. Ve biz AFAD'da arkadaşlarımızla konuşurken mutlak surette bir açık kaynak ürünü kullanıyorsak arkasında mutlaka profesyonel bir firmanın olmasını istiyoruz. Bu firmanın da bu ürünü geliştirirken bir sonraki aşamada kendine bir ürün haline getirmesi, başka bir kurumda bu ürünü kullanması, o kurumda da var olan yetenekleri kazandığında tekrar bize getirmesi gibi bir ekosistem oluşması, bir yaşam döngüsünün oluşması, ülkemize bir değer oluşması açısından son derece önemli. Son bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Dünya 15 senedir bu açık kaynağı zaten halihazırda kullanıyor. İyi olan ürünler zaten otoriteler tarafından, dünya devi firmalar tarafından zaten alınmış durumda. Geriye kalan şu anki açık kaynak ürünleri genelde denensin, bir bakalım potansiyeli var mı yok mu diye kurgulanan, bizim kullanımıza sunulan ürünler. O yüzden kamu kurumlar bir açık kaynak ürün tercih edecekse mutlak surette iyi araştırması gerekiyor. İyice incelemesi gerekiyor. Sonradan bu ürünü kullanacağına karar vermesi gerekiyor. Siz de görüyorsunuz açık kaynak dediğimiz ürünlerin hepsinin arkasına bir anda bir bakıyorsunuz paralı bir konu çıkıyor ve devam ediyor. Peki ülkemizde nasıl gelişecek? Bu konuda organizasyonların bir komünist diye tabir ettiğimiz bir yapının oluşması, bunlara öncülük etmesi, özellikle üniversitelerimizin, akademik camiamızın, hocalarımızın açık kaynağı çok ciddi bir destek, emek vermesi gerektiğini belirterek çok iş düştüğünü de söylemek istiyorum. Evet. Aslında bu noktada bir araya girmek istiyorum İrfan Bey. Buyurun. Siz bu hani işbirliği tarafına da aslında değinmeye başladınız. Öncelikle kamuda önce bir rolünüz var. Peki bu deneyimlerinizi kamuyla nasıl paylaşıyorsunuz? Acaba daha yoğun bir paylaşım mı gerekiyor? Onların da korkularını azaltmak adına. Diğer taraftan sizin bu kamu özel sektör STK üniversite işbirliğinin gelişmesi konusundaki düşünceleriniz ve önerileriniz neler? Böyle bir işbirliği nasıl bir katma değer sağlayacaktır? Hemen bunu toparlarsak çünkü zamanımız azalıyor. Aynen, hızlı bir şekilde toparlıyorum. Şimdi şöyle bir şey var Sedef Hanım. Öyle bir sektörde yaşıyoruz ki tek başımıza ne bir kamu kahramanı olabilir, ne bir özel sektör kahramanı olabilir, ne de bir üniversite. O yüzden bu üçlü sacı ayağının çok iyi bir şekilde bir araya gelmesi
ve beraber hareket etmesi, ülkeye bir değerler manzumesi, bir ürünler manzumesi haline getirebilmesi için bir kere el ele, kol kola beraber çalışmamız lazım. Özel sektörün arkasında tabii ki teknokentleri unutmamak lazım. Beraber çalıştığımız zaman ancak ve ancak bir ürün, bir teknoloji ortaya çıkarabiliriz. Yoksa başka türlü kendi başına bir kamu kurumu açık kaynağı geliştirmesi ya da bir ürüne dönüştürmesi hakikaten çok zor bir konu. O yüzden özellikle açık kaynağın gelişmesi ve Pardus'un gelişmesi için hep şöyle bir hayalim vardı. Ama tabii Covid bunların önüne geçti. O yüzden şimdi bir kamu kurumu, bir özel sektör düşün. Ya ben bir Pardus yapsam, bir ürün yapsam dediğinde yapamaz yani. Çünkü yapsa kim kullanacak? O yüzden kamu ihtiyaçlarını belirtecek, isterlerini belirtecek, analizlerini belirtecek. Özel sektörde bunu gerçekleştirmek için efor sarf edecek. Diğer taraftan kamu kurumları, üniversitelerde bu şekilde, Teknokent'te bu şekilde kamu talep edecek, onlar geliştirecek. Kamu talep edecek, geliştirecek, geri bildirim, analiz, geri bildirim, analiz, geliştirme derken ortaya bir ürün ortaya çıkacak. Zihniyetin içine sokmak gerekiyor aslında. Yani aslında onlar daha açıklar. Açık kaynağı Aynen gençler daha açık. işte Ama gençlerin devreye hani girmesi için motive de üniversite. edilmeleri gerekiyor, değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani üniversiteler burada önemli bir faktör. Örneğin Pardus işletim sistemi. Aslında işletim sistemimiz dediğimiz şey herkes bir kavram gibi gözükse de işte medya oynatıcısı, fotoğraf görüntüleyicisi, dosya oynatıcısı, bütün bunların hepsi aslında ayrı ayrı birer bileşen. Ayrı ayrı bileşen olduğu için bunların birleşmesinden bir işletim sistemi doğuyor. O açıdan örneğin bir üniversitemizi düşünün. Bir şey kendine bir misyon belirlesin. Desin ki ben parça bir tane fotoğraf görüntüleyici yazacağım. Öbürü de desin ki ben bir medya oynatıcısı yazacağım. Bir başka üniversitemize desin ki ben de bir dosya görüntüleyicisi ya da dosya tarayıcısı yazacağım desin ve böyle bir hikayeler oluşsun. Bunu da sistematik bir ekiple şeyle devam etsinler. Ama diğer taraftan da bir üniversitede çalışan kamu kurumunda özel sektörde çalışan bir yazılımcıyı düşünün Sedef Hanım. Normalde hani insan yorulur ya bir kitap okurken başka bir kitaba geçersiniz, dinlenirsiniz. Bir iş yaparsınız, başka bir işe geçersiniz, dinlenirsiniz. Aynı şekilde özel sektörde, Teknokent'te çalışan yazılımcı arkadaşlarımızın da normal rutin kodlama yaptığı bir uygulamadan çıkıp Pardus'a da bir bileşen yazabilir. Kamu kurumlarında çalışan yazılımcılara boş zamanlarda özellikle bu salgın sürecinde Pardus'a bir bileşen yazabilir ya da açık kaynak bir teknolojiyi yazabilir, geliştirebilir. Dolayısıyla aslında bu ekosistem bir araya geldiğinde bir süreç ortaya doğuyor. Aslında bu üç hem özel sektörü hem üniversite hem de kamunun Pardus için bileşen yazılım geliştiren arkadaşlarımıza bir otorite tarafından parasal destek de sağlanırsa yazılım geliştirdi hesabına para yatırılsın. Yazılım geliştirdi hesabına para yatırılsın. Bir motivasyon hem de gençlerimiz kazanmış olacağız. Bu muazzam bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla üniversitelerimizin eğitim verdiklerinde LibreOffice'e, ofis yerine LibreOffice, işletim sistemi yerine Pardus ve Linux ailelerinin üzerinden eğitim vererek öğrencilerimizi yetiştirirlerse bence muazzam bir konu olur. Aynısı milli eğitim için de geçerli. Yoksa başka türlü gelişme şansımız çok zor. Siz de Sedef Hanım. Aslında evet, sağ olun. Ben iki sorum vardı. Bu iki soruyu birleştirerek size sormak istiyorum. Hay Çünkü hay hay hay. iki dakikamız şu anda. Hay hay, 2 dakikaya bomba gibi giriş yaparız. Buyurun. Harika. AFAD'ın dijital dönüşümün merkezindeki kişi olarak görüyoruz sizi. Bu noktada Estağfurullah. hedeflerinizi çok kısaca aktarmanızı rica edeceğim ve bu yoğunluk içinde biliyorum kendinize zaman ayırmanız çok zor ama kişisel olarak İrfan Keskin iş dışı zamanı nasıl geçirir bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, çok güzel. İki soru. Sonuncu soru tabii zor bir soru ama ilk soru birincisi ulusal hedefimiz afet ve acil durumdan koordinasyondan sorumlu bir kurum olarak platform bağımsız çalışan bütünleşik afet yönetim sistemini tüm ülkeye yaygınlaştırmak ve kullanmasını sağlamak. En net hedefimiz bu. Bundan sonraki. AFAD olarak hedefimiz ise bir akıllı cihazdan karar verilen yönetici profili, verileri giren personel profili, ve kurumdaki verilerine platform bağımsız ulaşabilen bir personel kullanıcı profiline oluşmak. Yani bulut tabanlı internet olduğu her yerde sistemler ulaşsın ve çalışsın bir hedefimiz var. Platform bağımsız bir şekilde. İrfan Keskin olarak soracak olursanız
Ne yapılabilir? Tabii ki COVID süreci bizler için çok zor bir süreç. Biz de işte tıpkı hani insanlar böyle konuşan göz önünde insanlar böyle büyütürler, abartılı falan değil. Bizler de normal insanlar gibi vakit buldukça kitap okumaya çalışan, yazı yazmaya çalışan, yaptıklarımızı insanlara ifade etmeye çalışan sıradan bir hayat yaşıyoruz. Ve dolayısıyla tabii ki en çok spor ve aktiviteler konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Onu da kendi içimizde çözmeye çalışıyoruz. Bu aralar işte Python öğrenmeye başladım. Bir kurs satın aldım. Kurs üzerinden bir Python öğrenerek hayatımıza devam ediyoruz. Yani çok öyle ülke vatandaşlarına farklı, abartılı, aman acayip bir hayat yaşantımız yok. Ne Sıradan bir yaşantımız var devam ediyor sebebi. aslında. İşle bütünleşik bir hayatınız Evet. var. Evet. Ben işiniz gibi gördüğünü düşünmüyorum zaten. Son olarak Sedef Hanım bir cümleyle bir şey özetleyip size bırakıyorum. Vaktimiz de doldu. Bizler banyan ağacı gibiyiz. Bunu unutmamak lazım. Biz yöneticiler, liderler, karar vericiler banyan ağacı gibidir. Ve kurduğumuz sistemler ve yetiştirdiğimiz insanlar da banyan ağacının kökleri gibi kurumları güçlü kılacaktır. Onlar var oldukları sürece, sistemler iyi çalıştıkları sürece, bizler iyi insanlar, iyi lider adayları yetiştirdiğimiz sürece bizler var olmaya devam edeceğiz. Biz derken bizden bizim kurduğumuz eserler var olmaya devam edecekler. Ve dünyada bir salgın yaşandı. Biz de ülke olarak bu salgını yaşadık. Bütün kurumlar, üst yöneticiler, çalışanlarımız, personellerimiz hepsi bize bir şans verdi. Bize destek oldular. Ama bir kez daha bu salgın yaşandığında bu şansı göremeyeceğiz. Bu desteği de göremeyeceğiz. O yüzden yaşadıklarımızdan bir ders çıkartıp yerli ve milli teknoloji altyapısıyla kurguladığımız bir işleyişi kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarıyla ve sevgiyle taçlanın. İçinizdeki gökkuşağını keşfetmeniz temennisiyle hepinize güzel günler diliyorum. İrfan Bey çok teşekkürler. Programımıza katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz ve haftaya sizin sayenizde gerçekten daha motive olarak ve enerjik bir şekilde başladık. En kısa zamanda yüz yüze de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Özledik. Görüşmek üzere. Sağ olun.